Diyarbakır Dicle Üniversitesi kampüsü Edebiyat Fakültesi önünden Diyarbakır surlarının görünüşü bu şekilde. Hemen karşıda gördüğünüz yer Diyarbakır surları. Dünyada Çin Seddi'nden sonra ikinci büyük uzunlukta olan set Diyarbakır surları. Evet, bu şekilde. Evet, şu karşıda gördüğünüz yer surlar. Bakın bu şekilde devam ediyor. Karşı tarafta hemen o gösterdiğim açıda Hazreti Süleyman Camii var. Hazreti Süleyman Camii içerisinde 27 sahabi mezarı var. Diyarbakır'ın fethinde gelip burada şehit olan sahabelerin mezarları. Hemen aşağı tarafında Evsel bahçeleri var. Dicle Nehri geçiyor. Şöyle aşağı doğru gittiğimiz zaman da dışarıdan gelen yerli yabancı turistlerin uğrak noktası, Diyarbakırlılar için de bir sosyal etkinlik olan güzel bir yer. Ongözlü Köprü. Ongözlü Köprü'nün yanında Gazi Köşkü var. Güzel bir manzarası var. Kırklar Dağı, Ongözlü Köprü, Gazi Köşkü, Dicle Nehri. Bütün bunlar bir unsurun bileşeni. Muazzam bir doğa manzarası var. Kuş sesleri, yeşillik. Günümüzde artık bir nimet, şehrin gürültüsünden uzakta. Bu sesleri duymak insana huzur veriyor. Diyarbakır'ın zaten ayrı bir manevi güzelliği var. Ya bunu geldiğiniz zaman size şehir zaten hissettirir yani. Bugün bir Ulu Cami'ni gezdiğiniz zaman, o bahçenin içine girildiği zaman İnsanın içine ayrı bir huzur veriyor. İnsan orada donuyor, geçmiş zamana gidiyor. Yani o mimari yapı karşısında insan hayrete düşüyor yani. Hani hayranlıktan dolayı. Evet, Diyarbakır surları. İkinci, yanlış hatırlamıyorsam, ikinci Konstantinus tarafından Roma döneminde yapılmış. Yapıldığı söyleniyor. Ulu Cami'de Anadolu'da bilinen en eski cami olduğu söyleniyor. Evet, şu anda kamerayı yakınlaştırmıştım. Yani uzaklaştırıyorum. Şu anda Dicle Üniversitesi'nin kampüsü. Burası Edebiyat Fakültesi'nin olduğu yer. Edebiyat Fakültesi'nin olduğu alan. Güzel bir kampüsü var. Yani yeşillik, doğa, manzara. Bakın, bugün 20 Ocak 2023. Güneşin konumunu göstermiş olayım. Harika bir manzarası var. Evet, böyle kamerayı çevirdiğim zaman az önce gösterdiğim yer Diyarbakır surlarının olduğu yer. Bakın bu şekilde surlar uzunlamasına böyle devam ediyor.
bu şekilde göstermiş olalım.